Hoş geldiniz. Videomuzun konusu sözcükte anlam, eş anlamlı, zıt anlamlı ve sesteş ses sözcüklerle ilgili soru çözümü yaptıktan sonra videomuzu söz sanatları sorularıyla bitireceğim. Hepinize başarılar. Soru 1. Dizelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aynısı aşağıdakilerin hangisinde vardır? Şimdi şiirimizi okuyalım. Muhabbetle bizi bize bağladın. Şiirinle kökü öze bağladın. Aşkın esrarını söze bağladın. Sevgi diyarının kapısı Yunus muhabbet ve sevgi kelimelerinin altı çizilmiş. Arkadaşlar bu iki kelime arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Muhabbet demek sevgi demektir. Demek ki ben aşağıda seçeneklerde eş anlamlı kelimeler arayacağım. Hemen A'dan başlayalım. Bu arada arkadaşlar A'dan başlamadan önce muhabbet kelimesini cümle içerisinde kullanayım. Çalışkanlığıyla öğretmenin muhabbetini kazandı. Yani çalışkanlığıyla öğretmenin sevgisini kazandı. Şimdi A'dan başlayabiliriz. Yerin seni çektiği kadar ağırsın, kanatların çırpındığı kadar hafif. Arkadaşlar A seçeneğinde zıt anlamlı kelimeler vardır, eş anlamlı kelimeler yoktur. Ağır kelimesinin karşıtı hafiftir. Hemen ne yapalım? B'ye bakalım. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli, bebek ağladığı kadar bebektir. Ağlamak kelimesinin karşı anlamlısı gülmektir. Zaten biz eş anlamlı kelime arıyoruz. Arkadaşlar sevimli kelimesinin eş anlamlısı şirindir ama şirin kelimesi B seçeneğindeki dizelerde geçmiyor. Devam edelim C'ye geldim. Senin ocağında bolluk bereket, senin kucağında büyüdü Mehmet. Sevgili öğrenciler bereket ne demektir? Bereket bolluk demektir arkadaşlar. Yani bereket kelimesinin eş anlamlısı bolluk kelimesidir. Bu durumda cevabımız Ceyhan oluyor. Size Orhan Veli Kanık'tan iki dizi okuyorum. Çocuk gönlüm kaygılardan azade yani çocuk gönlüm sıkıntılardan uzak. Yüzlerde nur, ekinlerde bereket. Ekinlerde bereket derken ekinler bolmuş arkadaşlar. Yani ekinler çokmuş. Demek ki bereket ve bolluk kelimeleri arasında yukarıdaki dizelerde muhabbet ve sevgi kelimelerinde olduğu gibi eş anlamlılık ilişkisi vardır. Cevabımız Ceyhan. Denizli'ye bakalım. Sevdiğin kadardır ömrün, gülebildiğin kadar mutlusun. Arkadaşlar mutlu kelimesinin eş anlamsı nedir? Mutlu mesut anlamına gelebilir veya bahtiyar, saadetli anlamına gelebilir. Bu saydığım kelimeler D seçeneğindeki dizelerde geçmediği için D seçeneğinde yine eş anlamlı kelime yok. Cevabımız Ceyhan'dı. İki aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı, karşıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır? A. Dinlenmenin gerçekleşebilmesi için zihnimizle birlikte bedenimizde yorulmalıdır. Arkadaşlar dinlenmek ve yorulmak kelimeleri arasında bir zıtlık, karşıtlık vardır. Dinlenmek yorgun durumda olmamak demektir. Yorulmak ise dinlenmiş durumda olmamak demektir. Yani A seçeneğinde zıt anlamlı kelimeler kullanılmış ve küçük iyiliklere kimse önem vermez. Oysa küçük kötülüklerin üzerinde herkes durur. İyilik ve kötülük kelimeleri arasında bir zıtlık, karşıtlık vardır. Yine B seçeneğinde zıt anlamlı kelimeler kullanılmıştır. Arkadaşlar küçük kelimesinin karşıt anlamlısı büyüktür ama seçenekte büyük kelimesi geçmiyor. C karanlık bir sokakta titrek bir fener aydınlığı beliri verdi, ortaya çıktı. Karanlık ve aydınlık kelimeler arasında bir zıtlık, karşıtlık vardır. Yani bu iki kelime zıt anlamlı kelimedir. Demek ki cevap denizli. Çağımızdaki en büyük tehlike diğerlerinden farklı olmak isteyenlerin az olmasıdır. Arkadaşlar büyük kelimesinin zıt anlamlısı küçüktür fakat seçenekte küçük kelimesi geçmiyor. Yine az kelimesinin zıt anlamlısı çoktur. Yine seçenekte çok kelimesi geçmiyor. Bu durumda cevabımız denizli, d'de de zıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır. Üçüncü soru dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi eş seslidir? Yani sesleştir Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan kelimelere sesteş kelime denir. Çile kelimesi eş sesli, yani sesteş kelimedir. Çile şimşeğinin her çakışında. Arkadaşlar çile kelimesi burada zahmet, sıkıntı anlamlarında kullanılmıştır. Hayat çileden ibarettir. Yani hayat sıkıntıdan, zahmetten ibarettir. Değerli öğrenciler, çile kelimesinin bir anlamı daha var. İpek, yün, pamuk ve benzeri her türlü iplik demetine biz ne deriz? Çile deriz. Yani çile kelimesi sesteş kelimedir. Cevabımız Adana. Derdin tezgahında dert kelimesinin anlamı nedir arkadaşlar? Üzüntü, hastalık, Sorun demektir dert. Bunun dışında dert kelimesinin sesleşi yoktur. Yine sert nakış derken sert kelimesiyle anlatılmak istenen eğilik bükülemeyen nakış olabilir veya esnekliği az olan bir nakış olabilir arkadaşlar. Yani sert kelimesinin sesleşi yoktur. Sarp yokuş derken sarp kelimesi ifadeye nasıl bir anlam katmış? dik dik evet dik anlamı katmış çıkılması güç yer zor yer anlamı katmış yine bu sarp kelimesinin sesleşi yoktur. Cevabımız Adana'ydı. Çile kelimesi hem zahmet sıkıntı anlamına gelir hem de ipek yün pamuk ve benzeri her türlü iplik demeti anlamına gelir. Tabii ki yukarıda çile kelimesi zahmet sıkıntı anlamında kullanılmıştır. Ama hocam sarp diye özel isim var. Bakın sarpın sesi büyük. Bu iki kelime arasında bir sesleşlik yok mu? Yok arkadaşlar. Büyük de yazılsa yani sarp kelimesi burada cins isim. Özel isim olarak kullanıldığında sonuçta sarp kelimesi ne anlama geliyor? Dik, çıkması, güç, yer, zor anlamına geliyor. Anlam değişmedi ki yine aynı anlam. Lütfen bunlara dikkat ediniz cevabımız Adana'ydı. 4. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı olarak kullanılamaz? Hiçbir yerde bu kadar berrak bir su görmedim. Berrak ne demektir arkadaşlar? bulanıklığı olmayan suya biz temiz suya berrak deriz. Berrak kelimesinin eş anlamlısı durudur. Hocam duru ne demektir? Bulanıklığı olmayan temiz berrak suya duru su deriz. Hiçbir yerde bu kadar duru bir su görmedim. Hemen D'ye artımızı atalım. İlk cümleden D'ye doğru bir ok çekebilirsiniz. Hemen ikinci cümleyi okuyalım. Dağın zirvesine çıkmak büyük bir keyifti. Zirve kelimesinin eş anlamlısı nedir arkadaşlar? Doruktur. Doruk. Dağın zirvesi. Evet. Ne yapalım şimdi? Doruk kelimesini, zirve kelimesini yerine getirelim. Çünkü eş anlamlı kelimeleri birbirlerinin yerine kullanabilirsiniz. Dağın doruğuna çıkmak büyük bir keyifti. Hemen ne yapalım değerli öğrenciler? Üçüncü cümlemize bakalım. Buradaki insanların eğitim seviyesi yüksekti. Seviye kelimesinin eş anlamlısı tabii ki bu cümleye göre düzey arkadaşlar. Düzey. Buradaki insanların eğitim düzeyi yüksekti. Değer arkadaşlar eğitim düzeyi diyebilirsin. Yani eğitim seviyesi diyebilirsin veya kültür düzeyi seviyesi diyebilirsin. İstediğin cümleyi kurabilirsin. Bu durumda arkadaşlar cevabımız B oluyor. Yani yukarıda çaba kelimesinin eş anlamlısı yok. İnsanoğlunun gayesi iyilik yapmak olmalıdır. Gaye kelimesinin eş anlamlısı maksat, amaçtır arkadaşlar. Unutmayalım. Ulaşılmak istenen şeye, amaca, maksada biz gaye deriz. Yani gaye kelimesinin eş anlamlısı çaba değildir. Hocam çaba kelimesinin eş anlamlısı nedir? Çaba gayret demektir arkadaşlar. Gayret. Evet cevap Bursa. Beşinci soru bulmaca sorusu. Hemen yukarıda bulmaca tablosu var. Aşağıda cümleler var arkadaşlar. Daha sonra soru hakkında bize bilgi veriliyor. Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yay ayraç içinde istenen karşılıklarını bulunuz. Ve yukarıdaki bulmacaya yerleştiriniz. Şimdi de soru cümlesini okuyalım. Buna göre bulmacanın P sütununda yer alan harfler aşağıdakilerden hangisidir? Değerli öğrenciler, bulmacanın P sütunu son sütun arkadaşlar şurasıdır. Yukarıdan aşağı olan bölüme sütun diyoruz. Bu durumda kaç sütun var? 1 2 3 4 5 sütun var. Soldan sağ olan bölüme ise satır diyoruz. Demek ki 4 satır var. Zaten 4 tane cümle var. Şimdi güzel öğrenciler ilk cümleden başlayalım. Usta şoför trafik kurallarına harfiyen uyuyordu. Usta kelimesinin bizden karşıt anlamlısı isteniyor. Usta karşıt. Usta kelimesinin karşıt anlamısı acemi arkadaşlar. Şuraya acemi yazın. Evet usta kelimesinin karşıt anlamlısını Acemi şeklinde bir numaralı satıra yazdım. İşinde mesleğinde yeni olana, usta olmayana biz acemi deriz. İkinci cümleyi okuyorum. Davalı kişi yargıç önünde suçunu kabul etti. Evet, yargıç kelimesinin bizden eş anlamlısı isteniyor. Yargıç kelimesinin eş anlamlısı hakimdir arkadaşlar. Adaleti gerçekleştirmede görevli kimseye biz hakim deriz. İki numaralı satıra hakim yazıyoruz. Evet, iki numaralı satıra hakim yazdık. Hemen üçüncü cümleyi okuyalım. Vekillerin çoğu seçimde red oyu kullandı. Red kelimesinin karşıt anlamlısı bizden isteniyor. Red kabul etmeme demektir arkadaşlar. Bu durumda red kelimesinin karşıtı ne oluyor? Kabul oluyor. Hemen üçüncü satıra kabul yazalım. Dördüncü cümle yeni çıkan yasadan birçok kent yararlanacak. Yasa kelimesinin bizden eş anlamlısı isteniyor. Uyulması gereken kurallar bütününe, kanunlara biz ne deriz arkadaşlar? Yasa deriz. Evet yasa kelimesinin eş anlamlısı kanun oluyor. Dört numaralı satıra kanun yazıyoruz. Evet arkadaşlar bulmacamızı doldurduk. P sütünü son sütün oluyordu. Bizden P sütünün olduğu harfler isteniyordu. P sütünün olduğu harfler hangileri arkadaşlar? I, M, L ve N. Şimdi seçeneklerde yukarıdan aşağı I, M, L ve N arayalım arkadaşlar. Evet bulduk sevgili öğrenciler. Bakın B seçeneğinde var. I, M, L ve N bulmacamızı doğru çözmüşüz. Kendimizi tebrik edelim. Altıncı soru Zeynep bu cümlelerdeki altı çizili yabancı sözcükler yerine Türkçe karşılıklarını kullanacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisini bu sözcüklerden herhangi birinin yerine kullanamaz? Son romanında dominant bir karakterin yaşamını ele almış. Dominant Fransızca bir kelimedir. Türkçesi baskın kelimesidir arkadaşlar. Bakın D seçeneğine doğru bir ok çekelim. Şimdi dominant kelimesi yerine baskın kelimesini getirelim son romanında baskın bir karakterin yaşamını ele almış. İkiden devam edelim. Genç jenerasyon klasikleşmiş romanları okumaktan hoşlanıyor. Jenerasyon Fransızca bir kelimedir. Türkçesi kuşak nesildir arkadaşlar. Bakın B seçeneğinde kuşak kelimesi geçiyor. Genç kuşak, genç nesil klasikleşmiş romanları okumaktan hoşlanıyormuş. Üçüncü cümleye bakalım. Pozitif yaklaşımlarıyla herkesin beğenisini kazandı pozitif kelimesi yine Fransızca bir kelimedir arkadaşlar. Pozitif kelimesinin Türkçesi olumludur. Olumlu kelimesidir ama seçeneklerde olumlu kelimesi geçmiyor. Diğer cümleye bakalım. Monoton bir yaşamı olduğundan şikayet ediyor son günlerde. Monoton kelimesi yine Fransızca bir kelimedir. Türkçesi tek düz arkadaşlar. Tek düzedir. Tek düze bir yaşamı olduğundan şikayet ediyor son günlerde değişmeksizin aynı biçimde tekrarlanan yaşama monoton yaşam, tek düze yaşam denir. Bu durumda cevabımız ne oluyor? C oluyor arkadaşlar. Demek ki doğal kelimesinin yabancı karşılığına yukarıda yer verilmemiş. Doğal kelimesi Türkçe kelimedir arkadaşlar. Doğal kelimesinin yabancısı nedir? Natüreldir arkadaşlar. Natürel veya tabidir. Demek ki doğal kelimesi Türkçe kelime bu kelimenin yabancı versiyonu neymiş? Natürelmiş. Yine natürel Fransızca kelimedir. Tabi kelimesi de Arapça kelimedir. Yedinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisini abartma yani mübalağa sanatı yoktur. O kadar ağladı ki göz pınarları kurudu. Bir insanın ağlamaktan göz pınarları yani gözyaşı kurumaz arkadaşlar. Burada kişi çok ağladığını ne yapmış abartmış biliyorsunuz söz sanatları duygu düşüncelerimizi daha etkili bir şekilde ifade etmemize anlatmamıza yardımcı oluyor. Burada A seçeneğinde kişi çok ağladığını abartmak için nasıl bir cümle kurmuş? O kadar ağladım ki göz pınarlarım kurudu demiş. Aman Allah'ım böyle de dert olur mu? Böyle de sıkıntı olur mu? Senin çok ağlamanı gerektirecek şey nedir bu yaşta? Bunlar çok yanlış şeylerdir. Evet A'da abartma söz sanatı vardır. B dünyanın yükünü omuzlarımda taşıyorum. Arkadaşlar burada inanılmaz şeyler oluyor. Bir insanın dünya kadar yükü sıkıntısı olmaz. Kişi burada sıkıntılarını abartmak için dünyanın yükünü omuzlarımda taşıyorum cümlesini kurmuş. Yani kişinin bir hayli sıkıntısı varmış. Bu sıkıntılar neden kaynaklanıyor? Olacak iş değil. Evet B'de yine abartma söz sanatı yapılmış. Arkadaşlar bu kişi yüküm çok diye bir cümle kursaydı o kadar etkili bir anlatım olmazdı. Ama dünyanın yükünü omuzlarımda taşıyorum cümlesi bakın o kadar etkili ki insan şaşırıp kalıyor. Yani abartma söz sanatıyla duygu ve düşüncelerimizi daha etkili bir şekilde anlatıyoruz. C atı ne kadar susamış ırmağın suyunu bitirdi. Aman Allah'ım arkadaşlar bir at o kadar susayıp da ırmağın suyunu bitiremez. Daha doğrusu ırmağın suyunu bitirdi ifadesinde bir abartma var arkadaşlar. Burada anlatılmak istenen atın çok susamış olmasıdır. Atın çok susadığı abartma söz sanatından yararlanılarak anlatılmış. Yine C'de abartma söz sanatı yapılmış. Demek ki cevap denizli çocuğun ateşlendiğini duyunca hemen yanına koştum. Arkadaşlar çocuk ateşlenebilir. Bir insanın hastalık etkisiyle vücut sıcaklığı artabilir. Bunlar nedir arkadaşlar? Gerçek anlamlı ifadelerdir. D seçeneğinde abartma söz sanatı yok. 8. Parçada aşağıdaki sanatlardan hangisi kullanılmamıştır? Dünya kurulalı beri geçtiğim sıcak ve bunaltıcı vadilere serinlik bırakırım. Acelem yok denize kavuşmak için. Ahhekle taşlara vura vura çağıl çağıl akarım. Karadeniz gece gündüz şeker gibi tatlı sularından içmek için hasetle beni bekler. Arkadaşlar gece ve gündüz kelimeleri arasında bir karşıtlık, tezatlık vardır. Demek ki yukarıdaki paragrafta, parçada tezat söz sanatı yapılmıştır. Sevgili öğrenciler, yine bu parçada su tatlılık yönünden şekere benzetilmiş arkadaşlar. Bakın su atlılık yönünden şekere benzetilmiş gibi edatı cümleye benzetme anlamı katmış. A'ya da artımız atalım. Yine insanın hasretle, özlemle bekleme özelliği insanın birini hasretle, özlemle bekleme özelliği Karadeniz'e verilmiş. Yani Karadeniz'e yüklenilmiş. Karadeniz kişileştirilmiş. Ama bakınız seçeneklerde kişileştirme yok. Ne coşmama alınır ne de suyumu çekmeme. Bilir ki binlerce yıldır suyumu eksik etmeden sunarım kendisine. Değerli arkadaşlar burada kişileştirme söz sanatı yoksa hangi söz sanatı vardır? Burada konuşturma söz sanatı vardır. Karadeniz akan bir ırmak konuşuyor. Değerli arkadaşlar metnin ilk cümlesinden itibaren konuşturma söz sanatı yapılmıştır. İnsanın konuşma özelliği bir ırmağa verilmiş arkadaşlar. Bu durumda yukarıdaki parçada aynı zamanda konuşturma söz sanatı yapılmıştır. Dünya kuralı beri geçtiğim sıcak ve bunaltıcı vadilere serinlik bırakırım diyor. Bu cümleyi kuran nedir arkadaşlar? Kuran varlık nedir? Irmaktır, ırmak veya nehirdir. Bakın ne diyor? Acilem yok denize kavuşmak için. Irmak biliyorsunuz denize dökülür. Nehir biliyorsunuz denize dökülür. Bu durumda arkadaşlar yukarıdaki parçada abartma söz sanatı kullanılmamış oluyor. Cevap denizdir. Evet arkadaşlar parçanın bütün cümlelerinde konuşturma söz sanatı vardır. Sizler cümleleri tekrar okuyunuz ve ırmağın konuştuğunu veya nehrin konuştuğunu anlamaya çalışınız. Tabii ki parçanın tamamında kişileştirme söz sanatı da var ama seçeneklerde kişileştirme yok. Arkadaşlar yok daha size ne diyeyim ben Bakın insanın alınma, kırılma, darılma özelliği Karadeniz'e yüklenilmiş. Yine insanın bir şey sunma, ikram etme özelliği ırmağa verilmiş, ırmağa yüklenilmiş. Yine insanın acele etme özelliği ırmağa verilmiş. Yine insanın kavuşma isteği, bir insana veya bir şeye kavuşma isteği ırmağa verilmiş. Gördüğünüz gibi kişileştirme söz sanatı bolca yapılmış. Neyse geçelim. 9 aşağıdaki dizelerden hangisinde hem benzetme hem de kişileştirme sanatı vardır? A. Menekşe koştu dağa dertlerini anlattı. İnsanın koşma özelliği arkadaşlar menekşe çiçeğine verilmiş yani menekşe çiçeği kişileştirilmiş. İnsanın yine dertlerini anlatma özelliği arkadaşlar menekşe çiçeğine verilmiş yani menekşe çiçeği kişileştirilmiş. Bu sitemli sözleri koca dağı ağlattı. Evet arkadaşlar yine insanın ağlama özelliği dağa verilmiş yani dağa kişileştirilmiş. Ama A seçeneğinde benzetme söz sanatı yok. Hemen B'ye bakalım. Yaşlı deniz kimsesiz bir çocuk gibi hüzünlü. Arkadaşlar insanın hüzünlü olma özelliği, kederli, sıkıntılı olma özelliği denize verilmiş. Yani deniz kişileştirilmiş. Yine arkadaşlar insanın yaşlı olma özelliği, ihtiyar olma özelliği denize verilmiş. Deniz kişileştirilmiş. Arkadaşlar şuradaki gibi edatı cümleye benzetme anlamı katmıştır. Yaşlı deniz bir çocuğa benzetilmiş arkadaşlar. Kimsesiz bir çocuğa hüzünlü olma yönünden benzetilmiştir. Yani B seçeneğinde hem benzetme hem de kişileştirme söz sanatı yapılmıştır. Cevap Bursa kıyısına gelmeyen dostlarını özlüyor derken insanın özleme özelliği, insanın hasret kalma özelliği denize, yaşlı denize verilmiş. Yani yaşlı deniz kişileştirilmiş. Özlemek nedir arkadaşlar? Bir kimseyi, bir yeri veya bir şeyi görmeyi, ona kavuşmayı istemek demektir. C. Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı avlasam çöllerde saz ile seni. Kişi burada sevdiğini ceylana benzetmiş. Yine kişi kendini bir avcıya benzetmiş. C'de kişileştirme söz sanatı yoktur. D. Bana derler gam yükünü sen götür. Benim yük götürür dermanım mı var? 10. Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır? Ne kadar karanlık olsa geceler mümkün mü sonunda sabah olmasın? Arkadaşlar gece kelimesinin karşı anlamlısı gündüz. Ama bu iki dizede gündüz kelimesi geçmiyor. Sabah kelimesinin karşı anlamlısı akşam. Fakat yine bu iki dizede akşam kelimesi geçmiyor. Karanlık kelimesinin karşıt anlamlısı aydınlık. Yine bu iki dizede aydınlık kelimesi geçmiyor. Hocam bu durumda hangi söz sanatı var? Arkadaşlar yine tezat karşıtlık söz sanatı var. Arkadaşlar karanlık ve sabah kelimeleri arasında bir karşıtlık vardır. Bir tezatlık vardır. Veya gece ve sabah kelimeleri arasında yine bir karşıtlık tezatlık vardır. Karanlık ve gece deyince aklımıza ne gelir? Karanlık bir ortam gelir. Yani ışık olmayan bir ortam gelir bir yer gelir. Sabah deyince aklımıza ne gelir? Sabahleyin ne görürsünüz? Işık görürsünüz. Haliyle karanlık, gece kelimeleri sabah kelimesiyle bir karşıtlık, bir tezatlık oluşturuyor. Işık olma ve olmama yönünden bir tezatlık oluşturuyor. Bu nedenle cevap Bursa. Soru 11 bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmiştir? Söğüt dallarında hasta serçeler, eski akın destanlı heceler Arkadaşlar insanın heceleme özelliği serçe kuşuna verilmiş. Yani serçe kuşuna yüklenilmiş. Bu durumda serçe kuşu kişileştirilmiş oluyor. Bir kelimenin hecelerini teker teker söyleme işine, okuma işine heceleme denir arkadaşlar. İşte insanın heceleme işi serçe kuşuna verilmiş. Yani serçe kuşuna yüklenilmiş. Serçe kuşu kişileştirilmiş. Sevgili öğrenciler, konusu milletlerin kahramanlıkları olan Şiir şeklindeki yazılara, hikayelere destan denir. Bizim serçe kuşu destanın kelimelerini heceliyormuş yani söylüyormuş. Bu nedenle cevabımız C arkadaşlar. Sevgili öğrenciler insanın hasta olma özelliği serçe kuşuna verilmiş demeyin. Hayvanlar da hasta olabilir. Hayvanların hasta olması kişileştirme söz sanatı değildir. Yine şurada Tuna ağlıyormuş bazı geceler. Tuna nehrine olmuş kişileştirilmiş insanın ağlama özelliği Tuna nehrine verilmiş ama seçeneklerde Tuna kelimesi geçmiyor. 12 aşağıdaki dizelerden hangisinde yay ayraç içindeki söz sanatı yoktur? D uyandı doğa sabah sabah dedi ki sizin için varım varım sizin için Burada doğa konuşturulmuş arkadaşlar. İnsanın konuşma özelliği doğaya verilmiş. Yani doğa konuşturulmuş. Doğanın cümlesi ne arkadaşlar? Sizin için varım, sizin için varım. Yani varım sizin için. Zaten şurada dedi ki diyor arkadaşlar. Hemen ne yapalım? C'ye gidelim. diye artımızı atalım. Sevgin bir yavru ceylandır. Çeker gider dosta doğru. Kişi burada sevgisini yavru ceylana benzetmiş arkadaşlar. Aslında gibi kelimesini ekleyebilirsiniz. Sevgin bir yavru ceylan gibidir. Evet yukarıdaki dizede yani ilk dizede benzetme söz sanatı yapılmıştır. C artımız atalım. B. Şubat ayı kış yerini kovarken cennet dense sana yakışır dağlar. Yer rüzgar demek arkadaşlar. İnsanın bir kimseyi kovma özelliği Şubat ayına verilmiş. Yani Şubat ayına yüklenilmiş. Bu durumda Şubat ayı kişileştirilmiş oluyor. B de doğru demek ki cevap Adana. Derken bir düdük öttü ansızın bembeyaz gemi gittikçe ufaldı. Arkadaşlar A seçeneğinde tezat yani karşıtlık söz sanatı yoktur. A seçeneğinde herhangi bir söz sanatı yoktur. Cevap Adana. Sevgili öğrenciler videomun sonuna geldim. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Ekranın sol üst köşesinde 7. sınıf Türkçe dersi oynatma listesi videoları var. O videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.